Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anha vefat ettiği zaman cenazesini 4 erkek taşımıştı. Kocası Hazreti Ali radıyallahu an, oğulları Hazreti Hasan ve Hüseyin, Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu an, Hazreti Fatıma'nın cenazesini kabre indirdiklerinde Ebu Zer ayağa kalktı ve şöyle dedi: "Ey kabir, sana kimi getirdiğimizi biliyor musun? O, Resulullah Aleyhisselam'ın kızı Hazreti Fatıma'dır. O, Hazreti Ali'yül Murtaza'nın hanımıdır. O, Hazreti Hasan ve Hüseyin'in annesidir." Bu sırada kabirden gelen bir ses işitildi: "Ben, hasep ve nesebin gözetildiği bir yer değilim. Ben sadece salih amellere bakarım. Benden sadece hayır hasenatları çok, kalbi selim, temiz ve amelleri salih ve ihlaslı olanlar kurtulabilir." Fakih Ebu Leys radıyallahu anh der ki: "Kabir azabından kurtulmak isteyen kimse şu 4 şeye devam etmeli ve 4 şeyden de sakınmalıdır. Yapması gereken 4 şey: 1. 5 vakit namazına devam etmek. 2. Sadaka vermek. 3. Kur'an-ı Kerim okumak. 4. Allah'ı çokça zikretmek. Sakınması gereken 4 şey de şudur: 1. Yalan söylemek. 2. Hainlik etmek. 3. Dedikodu yapmak. 4. Ayakta bevletmek." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "İdrar sıçratmasından korununuz. Zira kabir azabının çoğu onun sebebiyledir." Bazı alimler kabir azabının ruha tatbik edildiğini, bedene tatbik edilmediğini söylemiştir. Bazıları da sadece bedene olduğunu, ruha olmadığını söylemiştir. Bazı alimler de kabir azabının hem ruha hem de bedene uygulandığını söylemiştir. Bunun gibi daha pek çok söz söylenmiştir. Eğer bedene azap edilmesi mümkün değildir. Çünkü beden ruhsuz kalmıştır, ruhu olmayan bedene ise azap edilmesi kabul edilemez diyecek olursan deriz ki: Allah-u Teala ölen kişinin kabirdeki bedenine ruhunu iade etmeksizin nimetleri veya azabı tadacak kadar bir çeşit hayat yerleştirmesi mümkündür. Çünkü ruhun ona tekrar verilmesi, ikinci bir hayata başlaması demek olur. Ancak Allah-u Teala her şeye kadirdir. Bazı alimler de demiştir ki, ruh dünyada olduğu gibi kabirde de tekrar bedene iade edilir. Böylelikle münker ve nekir melekleri onu sorguya çekerler. Bazı alimler sorgu ve sualin sadece ruha olacağını söylemiştir. Bazı alimler ruhun cesede girip göğüs bölgesinde olacağını söylemiştir. Bazı alimler ise ruhun beden ile kefen arasında olacağını söylemiştir. Bu söylediklerimizin her biri hakkında sahabeden, tabiinden ve seleften bilgiler mevcuttur. İlim ehlinin yanında sahih olan kulun kabir azabının olacağına kesin bir şekilde inanması ancak bunun nasıl olacağıyla ilgilenmemesidir. Vehb bin Münebbit dedesi İdris'ten nakille anlatıyor: "Bazı kitaplarda Hazreti İsa ile annesi Hazreti Meryem arasında geçen şu hadiseye rastladım. İsa aleyhisselam annesi Hazreti Meryem'e: "Ey anneciğim, şu dünya fani bir yer, ahiret ise ebedilik yurdu. Benimle beraber gel" dedi. Bunun üzerine beraber yola koyularak Lübnan dağına çıktılar. Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem bu dağda gündüzlerini oruçla geçiriyorlar, geceleri sabahlara kadar ibadet ediyorlar, karınlarını doyurmak için ağaçların yapraklarını yiyorlar ve yağmur sularını içiyorlardı. Onlar bu dağda uzun bir zaman kaldılar. Bir gün İsa aleyhisselam akşam açacakları iftarları için ot toplamak üzere dağdan indi.
O iner inmez ölüm meleği annesinin yanına geldi ve "Ey gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçiren iffetli kadın, Meryem, sana selam olsun," dedi. Hazreti Meryem, "Sen de kimsin? Sesinden tüylerim diken diken oldu. Heybetinden neredeyse aklım gitti," dedi. Ölüm meleği, "Ben çocuklara çocukluklarından dolayı dahi merhamet etmeyen, yaşlılara da yaşlarından dolayı hürmet göstermeyen biriyim. Ben ruhları alan kimseyim," dedi. Hazreti Meryem, "Ey ölüm meleği, ziyaret için mi geldin yoksa ruhumu almak için mi?" diye sordu. Ölüm meleği, "Ölüme hazırlan," diye karşılık verdi. Hazreti Meryem, "Kalbimin mis kokan reyhanı, meyvesi, gözümün nuru, sevgili biricik oğlum gelene kadar müsaade etmez misin? Onu bir görseydim," dedi. Ölüm meleği, "Ben böyle bir izni vermekle emrolunmadım. Ben sadece bana emredileni yaparım. Vallahi Rabbimin emri ve izni olmadan ben bir sivrisineğin dahi canını alamam. Rabbim bana senin şuracıkta ruhunu almamı emretti. Hatta bir adım bile öteye geçmeden," dedi. Hazreti Meryem, "Ey ölüm meleği, o halde Rabbimin emrine teslim oldum. Sana emredileni yap," dedi. Ölüm meleği yaklaştı ve Hazreti Meryem'in ruhunu aldı. İsa aleyhisselam da annesinin yanına varmakta gecikmiş ve yası vakti girmişti. Topladığı otlar ve bir miktar bakliyat türü şeylerle dağa çıktığında annesine baktı, namaz kıldığı yerde uyuyordu. Sanki farzları eda etmiş de uykuya dalmış gibiydi. İsa aleyhisselam da elinde otları ve bitkileri bir kenara bıraktı. Namazgahına gitti ve gece ibadetlerini yapmaya koyuldu. Bir zaman sonra annesine dönerek mahzun bir sesle, "Sana selam olsun ey anneciğim. Gece epey ilerledi. Oruçlu olanlar oruçlarını çoktan açtı. İbadet edenler ibadete koyuldular. Sana ne oldu ki Rahman'a ibadete başlamıyorsun?" dedi ve döndü. Kendi kendine, "Uykunun bir kısmı insana çok tatlı gelir," dedi. Sonra namazgahına yöneldi. Gecenin üçte ikisi geçene kadar bir şey yemedi. Annesiyle beraber iftar etmek istiyordu. İbadetine devam etti. Sonra tekrar annesine döndü, mahzun, kederli bir sesle, "Sana selam olsun ey anneciğim," dedi. Ancak bir ses gelmeyince mihrabında namaz kılmaya devam etti. Nihayet güneş doğdu. Hazreti İsa aleyhisselam namaz kıldığı yerden kalktı ve annesine yaklaştı. Kulağına doğru eğildi ve ağlayarak, "Allah'ın selamı üzerine olsun ey anneciğim. Gece tamamıyla geçti. Gündüz geldi. Bu vakit Allah-u Teala'nın ibadet için farz kıldığı bir vakittir," dedi. Hazreti İsa aleyhisselamın bu sözlerine gökyüzündeki melekler ve anne oğlun yanındaki cinler ağladı. Üzerindeki durdukları dağ dayanamadı, üzüntüden titredi. Allah-u Teala meleklerine vahyetti. "Neden ağlıyorsunuz?" diye sordu. Melekler, "Ey Rabbimiz, şüphesiz sen bunu bizden daha iyi biliyorsun," diye karşılık verdiler. Allah-u Teala, "Elbette ben sizden daha iyi bilmekteyim ve ben merhamet edenlerin en merhametlisiyim," dedi. Bu sırada meleklerden biri seslendi. "Ey İsa, başını kaldır. Annem vefat etti. Allah-u Teala ecrine ve sabrını yücelsin," dediler. Hazreti İsa ağlayarak başını kaldırdı. "Bundan sonra şu ıssız yerlerde bana kim destek olacak, benim yalnızlığımı kim paylaşacak, bu gurbet diyarında kim bana dostluk edecek, ibadetlerimde kim bana yardım edecek?" Bunun üzerine Allah-u Teala da ruhum dediği İsa aleyhisselam ile konuşmasını vahyetti. Da, "Ey ruhullah, bu üzüntüde neyin nesi? Allah varken başka dost mu arıyorsun?" dedi.
Bundan sonra Hazreti İsa dağdan inerek İsrail oğullarının yaşadığı bir köye geldi. "Ey İsrail oğulları, Allah'ın selamı üzerinize olsun," dedi. Köylüler, "Ey Allah'ın kulu, sen de kimsin? Yüzünün nuru evlerimizi aydınlattı," dediler. İsa aleyhisselam, "Ben Ruhullah'ım. Annem falan yerde vefat etti. Onu yıkayıp kefenlemem ve defnetmem hususunda bana yardım ediniz," dedi. Köylüler, "Ey Ruhullah, senin bahsettiğin dağda yılanlar ve akrepler pek çoktur. 300 senedir ve dedelerimiz ne de babalarımız o dağa çıkmamıştır. Bu sebeple sana yardımcı olamayız," dediler. İsa aleyhisselam onlardan bir yardım göremeyince geri dağa döndü. Dağa vardığında iki güzel genç gördü. Onlara selam verdi, onlar da selamını aldılar. Hazreti İsa, "Garip anneciğim burada vefat etti. Onun cenazesini hazırlamak üzere bana yardım eder misiniz?" dedi. Gençlerden biri, "Şu yanımdaki Mikail, ben ise Cebrail'im. Bu güzel kokular ve kefenler ise Rabbindendir. Huriler anneni yıkamak ve kefenlemek üzere cennetten indiler," dedi. Daha sonra Cebrail aleyhisselam dağın başında bir kabir çukuru kazdı. Namazını kıldıktan sonra Hazreti İsa'nın annesini buraya defnettiler. İsa aleyhisselam, "Allah'ım, sen benim mekanımı görüyor, sözlerimi işitiyorsun. Yaptıklarımdan hiçbir şey sana gizli kalmaz. Annem vefat etti ancak vefat etmeden önce onu göremedim. Onunla konuşmam için bana müsaade eder misin?" dedi. Allah-u Teala peygamberine bu izni verdi. İsa aleyhisselam annesinin kabrinin başına geldi ve hüzünlü bir sesle ona seslendi. "Allah'ın selamı üzerine olsun ey anneciğim," dedi. Annesi Hazreti Meryem kabirden ona cevap verdi. "Ey sevgili oğlum, ey gözümün nuru." Hazreti İsa, "Ey anneciğim, vardığın yeri nasıl buldun? Rabbinin sana muamelesi ne şekilde oldu?" diye sordu. Hazreti Meryem, "Vardığım yer mekanların en güzeli, en hayırlısı. Rabbimin huzuruna getirildiğimde onun benden razı olduğunu gördüm," dedi. İsa aleyhisselam, "Ey anneciğim, nasıl bir ölüm acısı hissettin?" diye sordu. Hazreti Meryem, "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah adına yeminle söylüyorum ki, onun acısı henüz boğazımdan gitmiş değil. Ölüm meleğinin heybeti de hala gözümün önünde. Allah'ın selamı üzerine olsun. Ey oğulcum, kıyamette görüşmek üzere. Allah'a emanet ol."